Selamünaleyküm herkese, Nargile atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber deneyeceğim sütün El Fakir'den Gam Mastik, yani damla sakızlı sakız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Videoma giriş yapmak istiyorum. Şimdi burada gördüğümüz tütün El Fakir'in damla sakızlı sakız aroması. Yani sakızı vermiş ve yanına da damla sakızını vermiş. Umarım güzel bir aromadır diyerek başlayalım bazı şeylere. Pakete baktığımız zaman şu arka tarafında mavi, turkuaz ve sarı bir şey görüyoruz. Renk skalası görüyoruz. Çok güzel bir şekilde yapılmış. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Şurada orijinallerde bildiğiniz üzere şurada bir kabartma oluyor. Ön tarafta herhangi bir kabartma yokken arka tarafta şu özellikle de renk cümbüşünün içinde mi diyeyim artık. Renk skalası diyeyim ya daha doğrusu. Renk skalasının içinde şurada gördüğünüz gibi güzel bir fırça darbesi şeklinde bir şey var. Kabartması var. Bu da güzel bir şekilde. Orijinallerde genelde oluyor bu. Alt tarafına baktığımızda son kullanım tarihini görüyoruz. Yan tarafına baktığımız zaman bir kare kodumuzu görüyoruz. Bu tarafa baktığımız zaman da içindeki nikotin oranının 0.5 olduğunu ve 50 gramlık bir paket olduğunu görüyoruz. Her zaman yaptığımız gibi paketimizi de bir tartmak istiyorum burada sizinle beraber. Paketimiz 55-56 gram geliyor ki bu ara açtıklarımızın hepsi aynı şekilde geliyor. Demek ki bu adam bu fabrikanın kesinlikle üretim hattı bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir deniyoruz. Net 50 gram. Evet. Son zamanlarda açtığım El Fakir tütünlerin hepsi bu şekilde geliyor. Aynen. 1-2 gram da fasosunun olduğunu düşünürsek, yani dış kabının olduğunu düşünürsek yine ortalama bir şey var. Paketin dışından herhangi bir kokunun gelmediğini söyleyebilirim size. Paketi açalım. Şimdi bir de kokuya bakalım. Oo, çok güzel bir damla sakızlı sakız kokusu aldığımı söyleyebilirim ki gerçekten hoşuma gitti bu koku. Evet, baya güzel bir aroma. Gerçekten baya baya güzel bir aroma. Tütün yapısını çok böyle şey yapmaya gerek yok. Döküp teker teker incelemeye gerek yok. Yine de size şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tütün yapısı da bordo kırmızı şeklinde gayet güzel bir yapıya sahip. Bence hemen denemesine geçelim. Bunu sizinle beraber bir tadım testine başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi geldik sizinle beraber El Fakir'in Gam Mastik aromasını denemeye. Hissedilir güzel bir damla sakızıyla başladık. Başlangıç fena değil. Aslına bakarsanız bayağı yoğunlaşmış bir damla sakızı oldu şimdi bu. Ama damla sakızını şöyle söyleyeyim. Yani gidip aktarlardan falan bir damla sakızı aldığın zaman, kokladığın zaman gelen bir çok hafif bir damla sakızı kokusu vardır ya. Ya da şöyle söyleyeyim, böyle gerçek damla sakızının da birazcık daha tatlıdan çok daha böyle bir sadece aromasal bir şey vardır, tat vardır. Yani tatlılık çok fazla yoktur. Bu da öyle olmuş. Açıkçası sakız tadı şu anlık gelmiyor. Yani ilk başlardayız ha. Isıyı biraz baştan yüksek verince hafif bir hissediliyor yani. O acılaşma gibi bir şey oldu. O da ısıdan kaynaklı. Ya El Fakir var ya, yani bana göre çoğu aroması hiç fena değil. Yani o aman aman süper tatlarını bulamıyoruz artık El Fakir'in. O da değiştirdiler. Yani birçok şeyi değiştirdiği gibi, birçok firma değiştirdiği gibi o da değişti. Ama yine de piyasadaki öbür tütünlere nazaran baktığınız zaman adamlar tadı veriyorlar bir şekilde yani. Hani aromaları yine gerçekten içilebilir halde oluyor. Hafif bir boğaz yanması var. Tütünle alakalı bu. Isıyla alakalı değil çünkü ısıyı bayağı yükselttim. Birazcık daha yükselteceğim. Birazcık daha güçlü nefeslerle deneyeceğim.
Yani o damla sakızı aroması ağzınızın çok hızlı alışıp da arada artık hissedemeyeceğiniz seviyeye gelebilecek bir damla sakızı olduğunu da söyleyebilirim size. Boğaz yakıyor ya. Kötü bir yanması var şu anda. O da kesinlikle o damla sakızının yakması yani. Yani şu an hissedilen aroma o. Yani o yakmayı biraz sağlayan aromanın kendi hali. Ha, yine de şöyle söyleyeyim, özellikle dumanı verdiğim zaman damağın üst tarafında çok güzel bir damla sakızı tadı kalıyor. Damla sakızı sakız diye geçiyor da sakızla alakalı bir şey yok bunda ya. Garip. Neyse ben biraz içeyim. Ondan sonra geri döneyim. Size asıl yorumlarımı o zaman yapayım. Hadi bakalım. Evet, bir saat kadardır bu nargileyi size tanıtmak için içmeye çalışıyorum. İzlenimlerim şunlar. Çok yavan bir sakız tadı var. Yani bunu nasıl size anlatabilirim diye düşünüyorum. Acımsı bir tat bu. Bu konuda size aslında şunu söyleyebilirim. Yani böyle bir tadı denemeyi düşünüyorsanız, içmeyi düşünüyorsanız kesinlikle sek olarak içmeyin. Tamam, adamlar damla sakızı tadını vermişler ama o kadar yavan bir şekilde geliyor ki ve acı bir şekilde geliyor ki bu. Aslına bakarsanız tat geliyor yani, gelmiyor değil. Sakız tadı yok. Sadece burada damla sakızını alabiliyoruz. Damla sakızı direkt ağzının içine vuruyor ama acı bir şekilde vuruyor. Hani bildiğin damla sakızı yedirtiyor sana bir şekilde ama hoş bir şekilde değil bu. Açıkçası sek olarak gitmez bunlar gibi ya. Gerçekten sek olarak içilmez bu. Yani sırf videoyu çekeyim diye. Bazen gerçekten bu konuda bana kızmayın ama gerçekten sizin için hani ne yapabilirim, ne edebilirim diye çok uğraşmaya çalışıyorum. Bazı ürünler gerçekten canımı sıkabiliyor. Sıktığı halde de size videosunu çekmeye çalışıyorum. Size anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta şunu söylüyorum yani. Para verip alınıyor bu. Ben de para verip aldım. Yani ben en azından sizin gidip böyle bir şey aldığınız zaman yani başınıza neler gelecek, ne olacak, bunları size her zaman anlatmaya çalışıyorum. Umarım da faydalı oluyorumdur. Sağ olsun yani beni dinleyen, beni izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Beni dinleyenler ve izleyenler genelde bana söyledikleri kelime belli. Yani ağız tadıma güvenerek zaten izleniyor. Bu ağız tadı, damak tadı meselesi birazcık daha farklı bir konu aslına bakarsanız. Yani şöyle farklı bir konu. Şimdi damak tadının beğendiği veyahut da beğenmediği şeyler vardır, tamam mı? Ama ben kendi damak tadımla size bunları yorumlamaya kalksam çok farklı şeyler çıkar ortaya. Yani sonuçta mesela bu tütünü ben bu şekilde size ifade ediyorum ya. İlla ki bunu sek olarak beğenen insan da çıkar. O harika, ben bundan direkt damla sakızı yiyormuşum gibi bir tat alıyorum diyen biri de çıkar muhakkak. Ama benim anlatmaya çalıştığım, bana tütün ne vaat etti, ne geldi, ne gitti, ne oldu, ne bitti. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum yani. Teker teker size safhalarını anlatmaya çalışıyorum. İlk başta başlangıç, orta ve düşüş seviyeleri. Şu nargilede çok düşüş seviyelerine gelemedim. Açıkçası biraz rahatsız etmeye başladı. Çünkü bazı nargileler öyle. Hani aromasal olarak rahatsız edebiliyor. Bunlar yediğiniz içtiğiniz şeylerden kaynaklanabiliyor. Birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bu nargilede açıkçası biraz rahatsız ettiği için çok uzatmak istemedim. Yani 45-50 dakikadır zaten içiyorum. Bir saate yakındır, daha doğrusu bir süredir içiyorum. Daha da gideri var yani, daha da gider. Ama ben içemeyeceğim bunu. Neyse bence yeterince anlattım size. Şu yüz ifademden her zaman bana şey deniyor, hani yüz ifademden beğenip beğenmediğin anlaşılıyor. Haklısınız gerçekten. Bunu size birazcık daha böyle mimiklerle de anlatmaya çalışıyorum. İzleyen kişiler yani sesi kapatıp dinle. Yüz ifademden beğenip beğenmediğimi az çok anlarsın yani. O hale getiriyorum biraz. Şimdi çok da fazla uzatmadan şurada bir puanlama tablomuzu açalım. Direkt olarak aromasal olarak başlayalım. Aromasal olarak size baştan beri söylediğim gibi damla sakızı yoğun bir şekilde geliyor. Ama sakız aroması yok. Damla sakızın yoğun bir şekilde geldiği için ben buna 6 vereceğim. Çünkü adam damla sakızını verdiğini söylemiş. Aroma damla sakızı, evet. Var yani.
Yoğunluk olarak baktığımız zaman bir blond tütün ama gerçekten yoğunluk olarak hiç fena değil. Bir 7'yi hak eder. Kesinlikle hak edecek bir puanlama olur 7. Duman olarak baktığımız zaman da bu El Fakir duman olarak ortalama hepsinde aynı. Bazen de tabii ki daha fazla, bazen de bir tık daha az. Ama bu fena değil. Duman olarak da ben buna 6 vereceğim. Son olarak kokuya geldiğimiz zaman abi içeride bir damla sakızı kokusu var ya. Fazlasıyla var hatta yani. Hani bunu hissettiriyor size. Onun için koku olarak da ben buna 7 vereceğim. Çünkü sakız kokusu yok. Sadece damla sakızı kokusu var. Karışımlarda kullanmak isterseniz tercih edebileceğiniz bir tütün ama sek olarak denemenizi çok tavsiye etmiyorum. Ben herhangi bir tütüne karışım yapmadan önce sek tadını da merak ederek içiyorum. Sek tadı gerçekten o yavanlığıyla beraber pek hoşuma gitmedi. Ama yani karışımda güzel gider çünkü damla sakızı fazlasıyla var. Yani birkaç sefer aynı lafı yeniledik yine. Farkındayım bunu. Bazen oluyor bu. Neyse, tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Hadi eyvallah diyorum.